Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde açık kanallarda kesit değişimlerinde su yüzü profilleri nasıl etkilenir bununla ilgili bir örnek çözmeye çalışacağız. Burada olduğu gibi 6 metrelik kanal rekortman yardımıyla 4 metrelik kanala düşürürsün. 6 metrelik kanaldaki su yüksekliği 2 metre olsun ve 4 metrelik kanaldaki su yüzü yüksekliğini bulmaya çalışalım. Kanaldan 12 metreküp bölü saniye debi geçiyormuş. Buna göre ikinci kesitteki su yüksekliğini hesaplayınız diyor soru. Nasıl yapacağız? Önce birinci kesitle ilgili enerji denklemini çıkartacağız. Bunu bulabilmek için önce alanı bulalım. Alan 1 eşittir 6 çarpı 2 eşittir 12 metrekare buluruz. Debimiz 12 metreküp bölü saniyeydi. Debi değerimizi alana bölersek 1 metre bölü saniyelik hız elde ederiz. Buradan Freud sayısı 1 bölü karekök içine g çarpı h. Dikdörtgen kesitli kanallar için özel bir yapıydı. Derste söylemiştik. Buradan 0.22 çıkar ve bu 0.22 birden küçük olduğu için akımımız nehir rejiminde diyebiliriz. Bu neden önemli? Birazdan kesitten sonraki kısmında şayet burada biz nehir rejimi bulmuşsak ikinci kısımda da nehir rejimindeki değeri bulmamız gerekecek. Yeri gelince daha iyi anlayacaksınız o kısmı. Buradan enerjiyi bulmaya çalışalım. Enerji nedir? V kare bölü 2G artı H yüksekliği. V'yi 1 bulmuştuk. 1'in karesi bölü 19.62 artı 2 metre 2.05 metrelik bir enerjimiz var. Şimdi ikinci kesite gelelim. İkinci kesitin alanı 4 çarpı H. H cinsinden bir değer buluruz. Hızımızı da debi bölü 4H dediğim zaman 3 bölü H metre bölü saniye olarak tespit ederiz. Enerjimiz ne olur? V kare bölü 2G artı H. V gördüğümüz yere 3 bölü H yazıyoruz. Bölü H'in karesi bölü 19.62 artı H yüksekliği diyorum. Daha sonra iki enerjiyi birbirine eşitleyeceğim. 2.05'ti birinci kesitteki enerjimiz. O halde ikinci kesitteki enerjimizin de 2.05 olması lazım. Normalde rekortman yapıldığı zaman yük kaybı olur ama bu dersin konsepti itibariyle buradaki yük kaybını ihmal ediyoruz. Önümüzdeki dönem su kaynakları dersi alırken rekortmanlardaki kayıplara da dikkat almaya başlayacağız. Burada iki tane H yüksekliği buluruz. Bir tanesi 1.93 metre, bir tanesi 0.55 metre. 1.93 ve 0.55'in Freud sayılarına bakalım. 1.93'ün Freud sayısına bakmak için V bölü karekök içinde 2GH diyorum. V'yi nasıl bulacağım? Debi bölü alan. Debimiz 12. Kestiğimiz 4 çarpı 1.93. Buradan 1.55 çıkıyor. G'miz 9.81. H'ımız 1.93. Değerimiz 0.357 çıkıyor. Ve birden küçük olduğu için de nehir rejimidir diyoruz. O zaman bizim aradığımız cevap 1.93 metre olacak. Çünkü birinci kesitte nehir rejimindeydi. Diğer 0.55'e de bakalım kaç çıkıyor. Freud sayımız V bölü karekök içinde 2GH. Değerleri yerine yazdığınız zaman 2.35 değeri ortaya çıkıyor. Bu da birden büyük olduğu için sel rejimindeki akım için gerekli olan hız diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın birinci kesitte ne var? Bir genişlik var. İkinci kesitte daralma var. Su seviyesi başlangıçta kaç metreydi? 2 metreydi. 1.93 metreye düştü. Bunun temel olarak açıklanması mesela Koch paraboliyle açıklanabilir ama şu anda ben basitçe anlatmaya çalışacağım. Birinci kesitin genişliği fazla olduğu için hızı nedir? Düşüktür. İkinci kesitte kesit daraldığı için hız yükselir. Enerjide de bakın V kare bölü 2G artı H. Diğer tarafta da V kare bölü 2G artı H var. Dolayısıyla birinci tarafın hızı az, ikinci tarafın hızı yüksekse dengelemeyi nereden yapacak? H yüksekliğiyle yapması gerekir. Dolayısıyla kesiti daralan noktada akımın yüksekliği daha düşüktür. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.